Herkese iyi akşamlar. Bugün neden SAMP serisinin ikinci videosunu çekiyorum. Bayağı bir zaman oldu birinci videodan itibaren. Şimdi genel bilgilerle başlayacak olursak, benim bu akvaryumum yağmur akvaryum, 1 metrelik diye geçiyor. Camdan cama, dıştan dışa 98 santim geliyor ön taraf uzunluk. Derinlik 38 geliyor, yükseklik de su hacmi şu anda 45 santim. SAMP sistemine gelecek olursak asıl mevzumuz. Bu SAMP'ın boyutları, plexi yan SAMP bu, seyyar. Yükseklik 44 santim, genişlik 12 santim. Uzunluğu da 30 santim bu SAMP'ın. Gördüğünüz gibi akvaryumda da köşede yanında böyle bir yer kaplıyor. Ben bunu şeffaf yaptırdım. Bunu renkli plexiden de yapıyordu Erdal Bey. Bunu yapan arkadaş, Adana'daki Erdal arkadaşım. Şeffaf yaptırdım çünkü ben bu içteki malzemeleri ve mevcut durumu görmeyi seviyorum. Yani benim hoşuma gidiyor. Tabii herkesin hoşuna gitmiyor bu. Onun için siyah veya mavi renkli plexi ile yaptırdığınız zaman şu dışta tek renk görüyorsunuz, içini görmüyorsunuz. O da tercih meselesi. Şimdi çalışma sistemi malum, yine anlatalım. Şurada bir ızgara var. Gördüğünüz gibi. Bu ızgaradan suyu çekiyor. Emişi oradan yani. Izgarayla yan bölümü arasında, yani hemen arkasındaki bölüm arasında ince bir boşluk var. Şöyle. Şu boşluk. Gördüğünüz gibi zaten su buradan geliyor. O ızgaradan çekiyor. O dar yerden yükseliyor. Geliyor buradaki süngerin üzerine. Şimdi yemden sonra da bir böyle yemleri de çekebiliyor. Durdurmuyorum ben. Durdurmak da olabilir. Ben bunu daha sonra hava ortamıyla da çekiyorum veya dip çekim aparatıyla, hortumla da olabilir normal. Bunları alıyoruz. Ondan sonra bu en üstte ince süngerim var dedim. En üstte ince sünger. Onun altında kalın gözenekli sünger. Onun altında Ceratosporax. Onun altında da Eheim Substrat Pro. Ve en altta yine bir kalın gözenekli sünger var. Oradan aşağı doğru iniyor bütün bunların içinden geçerek su. Ondan sonra şuradan, bu da sünger olduğu için görünmüyor tabii ama yan tarafta bu süngerin yüksekliğinde bir altta boşluk var. Su son önceki gözden aşağı doğru indikten sonra bütün bu filtrasyon malzemelerinin içinden oradan çıkıyor. Alttaki boşluktan bu ön göze geçiyor. Bu göze geçiyor. Buradan aşağı iniyor. Şuradan onun altından bu göze geçiyor. Ve burada da kafa motoruyla akvaryuma pompalanıyor. Şimdi çalışma prensibi çok basit. Şimdi burada dış filtre kullandım ben uzun zaman SAMP'ı bilmeden önce. Bu akvaryumda da kullandım. Tetra AX800 Plus kullandım. Ondan sonra da şu gördüğünüz Fluval'ı kullandım. 206. Tabii bunlar iyi makineler. Ama birincisi SAMP'a göre ilk yatırım maliyetleri yüksek. Yani fiyatları pahalı ki şimdi son zamanda malum her şeyle gibi bunların da fiyatları uçtu. Akvaryum malzemelerinin, filtrasyon malzemelerinin, filtrelerin hepsinin fiyatı uçmuş vaziyette. Çok pahalı yani. Şimdi bu SAMP'ın en büyük faydası bana sorarsanız işletme kolaylığı. Yani şimdi burada elektrikli parça olarak bir tek bu kafa motoru var. Benim kullandığım ProFlow 1100. JBL ProFlow 1100. Küçük bir motor. Gayet de güzel bir kapasitesi var. Ben aldığımda daha uygundu fiyatı. Şu anda uçmuş. Bunda da şöyle bir alternatifiniz var.
Ya daha uygun fiyatları var biliyorsunuz kafa motorlarının. Hatta o iç filtrenin E-Jet gibi bazılarının üstündeki kafa motor olarak kullanılabiliyor. Çoğu arkadaş öyle de alanlar oldu. Ben de geçmişte almıştım. Yani öyle uygun fiyatlı bir şey alıp onun tabii ömrü daha az olacak muhtemelen. Zamanla değiştirebilirsiniz veya böyle JBL gibi Eheim gibi kompakton bin var mesela. Benim diğer SAMP'ta yaptırdığım SAMP'ta var o. İleride kullanacağım inşallah. Veya biraz daha fazla para verip kaliteli bir ürün alıp ömürlükte kullanabilirsiniz. Gerçi ömürlük demek yanlış olabilir ama daha uzun süre gider en azından diğerlerinden diye düşünüyorum. Şimdi elektrikli parça bir tek bu var. Yani SAMP'a bakım yapacağınız zaman ki öyle komple bir bakım gerekmiyor. Çok uzun zaman yani bir sene belki gerekmiyor. Şu en üstteki süngerin üzerini ben alıyorum dediğim gibi hortumla çekiyorum. Şu su seviyesi şurası orası çok tıkanırsa öbür taraf düşüyor zamanla onu görebiliyorsunuz zaten ben açık yaptırmam bir nedeni de buydu. Yani buraya falan gelirse o en üstteki süngerle onun altındaki süngeri alıp akvaryum suyunda yıkıyorum sıkıyorum geri taktığımda zaten gene bu seviyeye geliyor. Yani alttaki şu malzemelerle çok uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yani bir senede bir belki hani şimdi şuralar bakteri oldu. Bu beni rahatsız etmiyor ama bu görüntü rahatsız eden arkadaşlar için yani oraları temizlemek için çıkarıp ama onu da senede bir yapsanız yeter. Hani önemli olan görsellik yani bunu dediğim gibi en başta bunu zaten renkli plexiden yaptırdığınız zaman o görüntüyü görmeyeceksiniz. Önemli olan fonksiyon filtrasyon bizim için önemli olan tabii balıkların sağlığı için. Şimdi malzemeler bu şekilde. Ve dediğim gibi 12 santime genişlik 30 santim şurayı 10 çıkarsanız 20 santimde 20'ye 12 bir şurayı da 1 santim 2 santim çıkarsanız 20'ye 11 malzeme gözü var. Şimdi bu kadar malzeme alabilecek dış filtre bu kapasitede çalışacak. Az diye düşünüyorum. Kafa kafaya bile olsa yani eşit malzeme alsa böyle bir dış filtrenin fiyatı da SAMP'ın fiyatına göre çok uçuk oluyor. Bu çok net. İkinci faydası işletme kolaylığı ki en önemlisi. Yani hem en başta bu SAMP'ı kurarken bir maddi olarak avantajınız oluyor. İkincisi de işletme kolaylığı. Şimdi benim bir zaman canlı yükü çok fazlaydı akvaryumda. İşte üretim yapıyorum, Leys 44, onların yavruları, diğer balıklar falan derken bu Fluval 206 artık yani size diyebilirim 2 haftada bir debi düşmeye başlamıştı. Tabii şey başka akvaryum olmadığı için balıklardan da vazgeçemiyorum veya satıp veya hediye edip elden çıkarma zamanına gelmediği için yavrularda bunlar da büyüdükçe ciddi anlamda bir yük oluşturuyor. Ondan sonra ben bu Fluval'ı artık daha önce de Tetra'yı A8 Plus'ı buradan söküp banyoya götürüp ki sökerken biliyorsunuz işte şeylere dikkat edeceksiniz. Giriş çıkış borularına işte içinden su dökülür. Ben de çok sakar bir adamım yani çok dikkat edemiyorum bazen bu konularda. Buraları her tarafı su ediyordum. Akvaryumun arka tarafına dökülüyordu o çıkarırken. Ondan sonra kovaya koyuyorum, götürüyorum banyoya. O içini açıp tek tek temizlemek falan filan. Yarım saat 45 dakika minimum alıyordu. Ve artık belim ağrımaya başlamıştı. Gerçekten çok zor geliyordu oraya taşıyıp geri götürmek falan. Daha pratik yolu vardır ama ben tabii yaptığım yöntem böyleydi ve artık bundan bıkmıştım. Bu SAMP'a geçtikten sonra bir de işte dış filtreyi yıkadınız, getirdiniz. Tekrar kurulumu da bir dertti benim için yani. Dış filtreye açıkçası ben çok alışamadım o anlamda. Temizlik beni gerçekten zorluyordu. Şimdi SAMP'ta öyle bir durum yok en başta. Dediğim gibi şu seviyeye düştüğü zaman en üstteki ve altındaki süngeri alıp sıkıyorum, takıyorum, olay bitiyor.
Veya şuraya da sünger koydum ben yükseltmek için. Koymayabilirsiniz. Alttan boşluk olabilir dediğim gibi. Bunu arada çıkarıyorum. Fişini çekiyorum motorun. Kafa motorunun. Kafa motorunu çıkarıyorum. İçindeki şu hortumu, şu kadar hortum temizliyorsunuz. Yani 40 santim maksimum, 35 santim bir hortum temizliyorsunuz. Kafa motoru bu kadar. Bunun içini temizliyorsunuz. Bakteriler tabii orada tutunuyor ya. Bir de şu alttaki sünger. Onu da temizliyorum. Yani onu da şuraya bir şey koyuyorum akvaryum üzerine. Tas koyuyorum. Onun içinde. Yani çok nadir bunu götürüp tuvalette yıkıyorum. Hava motorunun içini. Onun haricinde benim işim burada 5 dakika sürüyor. Aynı yerde 10 dakika sürüyor. Ve eski performansına geliyor. Yani şu hava motorunun, kafa motorunun üfleme debisi bu sayede hemen hemen hiç düşmüyor. Yani dış filtrede olduğu gibi uğraşmıyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Yani ben sampçı oldum. Sampla tanışıp sampı gördükten sonra kesinlikle herkese samp tavsiye ediyorum. Özellikle büyük akvaryumlarda. Yani küçük akvaryumda tabii iç filtre de olur. Bu arada burada yeni ürettiğim 13 Venezuela çöpçülerin yavruları var. Yani çok yumurtadan çok çıktı. Çok yumurtladılar. Ama acı emiliğimizden çoğu gitti. Şimdi 20-25 tane var. Şu anda ilk aşamada yeter. Yeni yumurta bekliyorum. Onlar burada L333'ler, L144'ler, Lepistes'ler ve iki tane balguram ile yaşıyorlar. Küçük akvaryumda tabii ki sampın bir anlamı yok. Burada mesela buraya şeyleri aldım. Orange Venezuela çöpçülerin yavrularını ilk başta buraya almıştım. Samplı yavruluktan sonra buraya almıştım. Burada şu anda iki tane L144 koydum. Bir erkek bir dişi. Damızlıkları. Onlardan yavru almaya çalışıyorum. Yani onu bekliyorum. Daha sonra bunları satacağım muhtemelen. Çünkü benim ana akvaryumda bir çiftim daha olduğunu zannediyorum. Yani erkeğim çok. Ama dişi de var. O da sonradan belli oldu. Bir çift daha var yani. İşin özü. Gördüğünüz gibi burada da bir hava var. Bir de iç filtre var. İç filtre de yavruları çekmesin diye böyle bir elyafla sarmıştım. Şu anda yavru yok ama olacağı için ileride inşallah. Onu değiştirmeyeceğim sistemi. Yani işin özü sump. Hem ilk yatırım maliyeti olarak avantajlı ama daha da önemlisi işletme kolaylığı açısından ve verim açısından dış filtre bence yanına yaklaşamaz. Dolayısıyla hani dış filtrelere o kadar büyük paraların verilmesi, yani güzel aletler tabii, onlar da güzel yapıyorlar. İşlevsel aletler ama bu kadar basit bir sistemin ona göre çok daha büyük faydasının olduğu aşikar. Hele ev akvaryumlarında seyyar yan samp, yani akvaryumun içindeki samp bence biçilmiş kaftan. Şimdi büyük akvaryumlar için altta da samp yapıyorlar biliyorsunuz. O beni aşar zaten. Yani o şekilde üretim hane zaten olmadığı için, öyle bir işte olmadığımız için. Ama düşüncede bile bana zor geliyor. Yani çünkü onda da ne var? Şimdi burada her şey akvaryumun içinde. Bir tek kafa motorunun kablosu dışarı çıkıyor. Onda da zaten su kaçırma diye bir şey yok. Yani buradan su kaçsa bile akvaryum içine kaçar. Sağa sola dökülmez. Yani dışarı bir hortum çıkmıyor, dışarıdan bir hortum girmiyor. En büyük avantajı bence bu. Kullanım açısından. Dediğim gibi ben akvaryumla uğraşırken sağa sola çok su döken bir adamım. Böyle olduğu için o yönde kafam rahat. Her şey içinde sızdırmazlık zaten. Yani şu plexi mesela, bunu camdan da yapıyorlar biliyorsunuz. Akvaryumu yaparken bir köşesine bu sampı sabit olarak da yapabiliyorlar. Ama seyyar olması benim için iyi. Plexi olması hafif oluyor. Yani böyle plexi cam yapmıyorlardır herhalde ama zaten yapmanın çok mantığı yok. Yani kaldır, çıkar onu, geri koy falan. Onun bir
zorluğu var en azından, ama Plexi'de öyle bir şey yok. Yani bunu çok rahat bir şekilde çıkarabilirim, temizleyebilirim ki çok ihtiyaç yok buna, dediğim gibi. Dolayısıyla Samp'ı bir hobici olarak ben herkese tavsiye ediyorum. Çalışma sistemiyle ilgili anlatacağım başka bir şey var mı düşüneyim. Yok herhalde, her şeyi söyledik hemen hemen. Gene sorunuz olursa, tabii ben profesyonel değilim, yaşadığımı anlatıyorum. Ama tecrübelerle ilgili bir sorunuz olursa soru kısmına yazabilirsiniz. Çok bakamıyorum bu videoları ekledikten sonra, hatta bazı yorumları gördüm önceki videolar için. Bayağı uzun zaman sonra cevap yazabildim. O konuda kusura bakmayın. Ama yazarsanız gördüğüm zaman bildiğim bir şeyse cevap veririm. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu anda akşam çektiğim için. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.